Şimdi başladık ama bir arada konuştuğumuzu konuşalım hemen. Sonra hemen geçelim. Bakın, yani bir hocayı seyrediyordum. İyi niyetli, güzel de bir insan aslında. Sevdiğim birisi. İsmini vermeyeceğim. Yani başka bir kanal, birçok kanallarda program yapan bir kardeşimiz, genç bir kardeşimiz. Orada ısrarla dedi ki, yani hayır bak ölüye okunmaz, ölüye okunmaz Kur'an-ı Kerim. Ya kardeşim bak, bir de bu ayeti delil getirdi de Yasin suresinde. لِيُنْزِرَ مَنْ كَانَ hayyen. Yani bu diri olanadır. Diri olanı uyarır. Bak şimdi burada diyor ki diri olanı uyarmak için Kur'an. İşte o yüzden o yüzden ölüye okunmaz. Bak kardeşim, hocam, güzel hocam. Allah ilmini müzdad eylesin. Çok da güzel programlar yapıyorsun. Seyrediyorum da seni. Hadislerden falan da naklediyorsun. Fakat bak dikkat et. Burada hayyen diye anlattığı kafirlerin ölü gibi kabul edilmesi. Hemen arkasından kafirlerden bahsediyor. Yani bu kafirlere sevâun aleyhim enzertuhum em lem tunzirhum la yu'minun. Bunları sen ister uyar ister uyarma. Bunlara iman etmezler. Ölüler diyor Allah. Burada ölü dediği ölülere okumayın manasına değil. Kalbi ölmüş olan kafirlere Kur'an fayda vermez. Seni dinlemiyorlar çünkü. Seni dinlediklerinde işte o zaman bir hayat emaresi var demektir. Şöyle tut, hemen konuya gireceğim de şunu arada mütalaa ettiğimde. Yani şöyle diyor mu? Din üzere menkâne hayyen denildiğinde şöyle bir şey mi var? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ölüye, ölmüşlere Kur'an okudu da Allah onun üzerine bu ayeti kerimeyi indirdi. Yoksa dinliyormuş gibi yapan kafirlerin ölülüğüne mi dikkat çekmek için bu ayet indirildi? Lütfen at iziyle it izini birbirine karıştırmayın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem göçmüşlerinizin üzerine Yasin okuyunuz veya ölmek üzere olan insana Yasin okuyunuz veya okunan şeyler muhakkak ki mevtalara gider diyor. Ama şunda hemfikirim. Sadece ölüler olduğunda Kur'an'ı hatırlayın. Tamam. Bak buna laf yok. Hiç Kur'an'la işi yok. Beni böyle bazen çağırırlar böyle cemiyetleri bilinmelere. Hocam sadece sen oku, hani biz burada duruyoruz. Yani bizim işimiz yok da mecbur ölüden dolayı sana hürmet ediyoruz gibi. Etme abi, öyle hürmet yerin dibine geçsin. Lüzumsuz. Sadece ölümle alakalı meselelerde Kur'an'ı hatırlamaya ve Kur'an okunmasına tabii. Ama ben senin yerinde olsam hocam, ölü bahanesiyle bile Kur'an-ı Kerim okuyan insana bir şey anlatmaya çalışırım. Hiç okumayan da var çünkü. Şimdi bakın çok önemli. Bugün şöyle biraz hızlı geçeceğiz. Sizler de dikkatli dinleyin. Bu arada çok soru gelmiş. Soruları biraz fazla birikmiş bayağı. O sorulara hemen bir cevap için gayret ederim. Çünkü bazen çok güzel sorular geliyor. Kardeşlerim bakın. Meşhur bir hadisi şerif var. Çok meşhur bir hadisi şerif. Yine bunları bendeniz size biraz canlandırarak anlatacağım. Anlatış üslubumdan dolayı sakın hikaye anlatıyor demeyin. Önemli. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hani şöyle şuradan gibi düşünün. Bir yüksek bir yere çıkarak, minbere çıkarken hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin minbere çıkarken cemaatin yüzüne bakarak geri geriye çıktığı da vardır. Yani bunu alimlerimiz söylüyor. Böyle cemaatin yüzüne baka baka minbere çıktıkları da var. Birkaç basamak çıkmış. Dikkatli dinleyin şimdi. Dikkatli dinleyin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tam hutbede konuşacak. Şöyle çok özür dilerim, ruhu Resulullah'tan utanarak. Fakat size anlatmak için söylüyorum. Biz kimiz ki onun temsilini yapalım? Amin demiş. Orada kal sadece. Ne yazdı orada? Ha, gözlük biraz yeni de şeyi okuyamıyorum. Amin dedi. Yani üç kere Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle ama. Canlandırma yapayım. Çıkmış hutbeye. Amin. Amin. Biraz beklemiş. Beklemiş. Amin. Üç kere amin demiş. Ama üçüncüsünde beklemiş. Sonra hutbeye işte insanlara hitap etmiş. İnşallah Rabbim ahirette Efendimizin hitabına güzellikle mazhar olanlardan eylesin.
Amin. Sonra demişler ki ya Resulallah, siz hutbeye çıktığınızda çok adet, yani gördüğümüz bir şey değil. Farklı bir şey oldu. Belli ki bir şey oldu. Duyduk. Amin dediniz. Amin dediniz. Sonra beklediniz. Amin dediniz. Bak şu anda içinde bulunduğun durumu, konumu en iyi anlatan hadisi şeriflerden biri. O kadar önemli bu. Ben hutbeye çıktığımda Cebrail aleyhisselam geldi. Siz görmediniz onu. Dört büyük melekten. Cebrail aleyhisselam geldi. Bana dedi ki, ya Resulallah, ben Allah Teala tarafından bir emirle geldim. Ben dua edeceğim. Bir dua sığgası söyleyeceğim. Sen de amin diyeceksin. Bak görüyor musunuz? Hepsi birbirine bağlı. Ben size söylüyordum. Dua ederken amin amin deyin diye. Bak hadiste de böyle yeri var. Amin demek çok önemli. Duayı kabul edip eyvallah demektir o. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail geliyor, geldi ve bana dedi ki, ya Resulallah, Allah Teala tarafından gönderildim. Zaten başka türlü mümkün değil. Ben bir şey söyleyeceğim, dua edeceğim, sen de amin diyeceksin. Tebliğ var. Cebrail söyledi. Annesi babası hayattayken veya sadece annesi sadece babası hayattayken cenneti kazanamayan kişinin burnu yerde sürünsün. Annesi babası hayatta cennete girememiş. Annenin babanın duasını alarak cennete girememiş. Bak dinini görüyor musun, senin dinini? İnsan aile hukukunu düşünse yine dine sarılır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki annesi babası hayattayken cennete girememiş. Veya ikisinden birisi hayatta olduğu halde duasını rızasını alarak cennete giremeyen kişinin burnu yerde sürünsün dedi. Ben de amin dedim diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi ikincisi, Ramazan'a eriştiği halde, Ramazan'ı yaşadığı halde, Ramazan tamam olup da hala cennete giremeyen kişinin burnu yerde sürünsün dedi. Ben de amin dedim. Amin. Üçüncüsü, ya Resulallah, Cebrail dedi ki, ya Resulallah, senin ismin anıldığında, Muhammed denildiğinde sallallahu aleyhi ve sellem, ismin anıldığında onu duyanlar salatu selam etmezlerse burunları yerde sürünsün dedi. Ben durdum. Ya Cibril, benim yüzümden kimse eziyet çekmesin. Kimse eziyet çekmesin benim yüzümden dedim. Bunun üzerine Cebrail dedi ki, Allah'ın selamı daim üzerine olsun ya Resulallah. Bu senin benim hakkım değil. Bu Allah'ın senin üzerindeki hakkı. Sen amin demek zorundasın. Bunun üzerine istemeyerek de olsa, Allah'tan razıyım ama ümmetime yük olacak diye içim sızlasa da amin dedi. Bak bir hadisi şerifte en az 20 mesele var üzerinde konuşabileceğimiz. Bu anlattıklarımız, bugüne kadar anlattıklarımızın hepsi için şu hadisi şerife örnek gösterebilir misin? Evet. Bak Ramazan'ın başından beri konuştuğumuz şeylerin hepsi bu hadis-i şerifte var. Ve bu hadisi şerif, yani dinin kaynağı, hoca yorumu değil, bilmemlerin kendi kafasına göre konuşması değil, önemli bir şey bu.